İnsan öldüğünde başına yazıcı melekler toplanır. Senin günahlarını, sevaplarını tartarlar. O tartıda en büyük günah ne biliyor musun? Bak, en büyük günah. Ne cinayet, ne tecavüz, ne katliam. En büyük günah bir gönül kırmaktır. Gönül kırmaktan daha büyük bir suç, daha büyük bir günah yoktur. Bunu zaten orada göreceksin melekler yazarken. Dünyanın en acı şeyi nedir biliyor musun? Hayır. Hiçbirisi değil. Dünyanın en acı, en görmek istemediğim. Yani bak, bana her şeyi göster. Hiç önemli değil. Hepsine razıyım. Ama en görmek istemediğim şey bir çocuğun ağlaması. En dayanılmaz şey budur. Mesela markete gider. Çikolata ister, annesi almaz. Sonra masum masum çığırmaya başlar ya. İşte en dayanılmaz görüntü odur. Ben neyim? İnsan mı? Ben insan değilim. Sen de değilsin. Neden biliyor musun? Bir arabaya bak mesela. Ona ne dersin? Araba. Tekerleklerine baksan ne dersin? Tekerlek. Motoruna baksan ne dersin? Motor. Kaportasına baksan kaporta. Direksiyonuna baksan direksiyon. Peki, bütün bunların isimleri ayrı ayrıysa o zaman araba bunun neresinde oluyor? Benim elim ayrı, kolum ayrı, kafam ayrı, gövdem ayrıysa o zaman insan bunun neresinde? O zaman neden bu bedene insan diyoruz? Heh? Öyle mi? Kadın dediğin içecek. Kaçarı yok. Kadın içerse kadındır. Harbi kadın rakıyı susuz içen kadındır. Ha, bir kadınla evlenecek misin, evlenmeyecek misin? Nasıl anlarsın? Sofraya oturacaksın. Bira içerse yaramaz. Şarap içerse hemen kaç. Çok nazlıdır, çok kaprislidir. Ama rakı içerse o seni götürür. Hele ki susuz içerse o zaman bir ömür boyunca seni omzunda taşır. Çünkü o harbi bir kadındır. Bunu unutma. Ne demiş şair? İhtiyaçlarımı istemem. İhtiyaçlarımı alın benden. Bana lükslerimi verin. Bir insan susuz yaşayabilir. Ekmeksiz yaşayabilir. Ama lüksleri olmadan yaşayamaz. Benim ekmeğimi suyumu kesin, önemli değil. Ama rakımı kesmeyin. Çerezimi, mezemi kesmeyin. Çok fakir bir kız varmış. Haftada bir eline para geçiyormuş. O parayla da kendisine sıcak çikolata alıyormuş. Bir hafta içiyormuş, öbür hafta döküyormuş. Sormuşlar neden bunu yapıyorsun diye. Demiş ki, ben de israf edebilme lüksümü istiyorum. Ben ikizler burcuyum. İkizler burcu bazen öyledir, bazen böyledir. Bazen çok sakindir, bazen yanına yaklaşmayacaksın. İkizlere aslan gider mesela. Aslan liderdir. Ha, sakin gözükür ama tersine gelmeyeceksin. Bir de balık. Balığın ruhu hürdür. Okyanuslarda gezmek ister. Ama evine de sadıktır. Terazi, terazi ağzından yer. Ağzından yer, götünden sıçar. Terazi bildim bileli böyledir benim. Başaksa oksijen solur ama geriye karbondioksit bırakır. Öyle de delikanlıdır yani. Hiç şaşmaz bu. Suyun hafızası vardır. Su unutmaz. Suya bir şey söyle, küfür et, kötü bir laf söyle. Ondan sonra tadına bak, acıdır. Ama güzel konuş, iltifatlar et. O zaman bir bakacaksın, tadı değişmiş, tatlı olmuş. Bu suya bir dua okudun mu, o orada kalır. Gitmez artık. Ondan sonra başkası bu suyu içtiği zaman sanki o duayı ona yapmış gibi olursun. Bir hastalığın en büyük tedavisi nedir biliyor musun? Bak, hiçbirisi değil. Ne ameliyat, ne ilaç, ne merhem, hiçbirisi değil. Hastalığı iyileştiren gönüldür. Bir güzel söz, bir hatır sormadır. Hasta olan bir yakınına
gidip de hal hatır sorduğun zaman bu 40 ameliyat yerine geçer. 40 ameliyat yerine geçer. Yani hiç ameliyat olmasın, hiç ilaç içmesin, güzel sözlerle, sevgiyle bile iyileştirebilirsin. Bir adamın ne yaptığına bakmayacaksın, ne dediğine bakacaksın. Adam tecavüz de etse, çok affedersin pezevenklik de yapsa, çıkıp kadın hakları diyorsa önemli olan o. Tecavüz de yapsa önemli değil. Önemli olan bir kişinin ne dediğidir. İsterse pezevenk olsun, önemli değil. Ama çıkıp da kadın hakları diyorsa benim için önemli olan odur.